Değerli basın mensupları, Türkiye'nin sivil toplumunu temsil eden Türkiye Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi, Türkiye kanadı olan Türkiye İşçi Sendikası Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve Sendikaları Konfederasyonu, Memur Sendikaları Konfederasyonu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu, Giresun Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak buradayız. Bu masada oturan demokrasi sevdalısı kurumlar olarak bu ortak açıklamayı 81 ilde aynı anda yapıyoruz. Tarihimizin en zor günlerinden biri olan 15 Temmuz'un yıl dönemine giriyoruz. İki hafta boyunca farklı etkinliklerle hazırladığımız afişlerle ülkemizin tamamında 15 Temmuz ruhunu canlı tutacağız. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz'un Türkiye için bir milat olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu alçak saldırı darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi. 15 Temmuz, İstiklal Harbi'nden bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi. O gece Fethullahçı terör örgütü devleti ele geçirmeye, milleti tahakküm altına almaya kalkıştı. Darbe girişiminin asıl amacı ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak ve Türkiye'yi iç savaş ortamına sokmaktır. Darbe teşebbüsünün nihai amacı Türkiye Cumhuriyeti'nin bir daha ayağa kalkamayacak duruma düşürmekti. Allah'a şükürler olsun milletimiz cesareti ve ferasetiyle bu belayı, bu fitneyi durdurdu. Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden bu saldırı karşısında dik durdu. Canı pahasına değerlerini savundu. Bu masadaki kuruluşların tamamında ilk andan itibaren devletimizin ve milletimizin yanında yer aldı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gazi Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi partilerimiz, milletvekilimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı duruşuyla bir destan yazdık. Haince darbe girişimini savuşturan milletimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. 15 Temmuz'da Türkiye en zor demokrasi sınavını büyük başarıyla vermiştir. Demokrasimizin hiçbir kaba kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü olduğunu herkese gösterdik. Milletimiz darbeye karşı durarak şunu açık şekilde ilan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni milletin iradesi dışında hiçbir güç yönetemez. Bu dünyaya örnek olacak bir tavırdır. Elbette bunun için büyük bir bedel ödedik. Darbe girişimine karşı verdiğimiz büyük mücadelede 250 vatandaşımız şehit oldu, 2301 vatandaşımız gazi oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi şükranla anıyoruz. Milletimiz onları daima minnetle ve rahmetle anacaktır. Siyasi görüşü fark etmeksizin Türkiye'nin geleceğine sahip çıkan 15 Temmuz ruhu demokrasinin sigortasıdır. Bir daha böyle hain girişimlerin yaşamaması için FETÖ ile mücadele her alanda etkin bir ve kararlı şekilde sürdürülmelidir. Yargı kurumları, darbecilere ve onların destekçilerine hak ettikleri en ağır cezayı vermeli, milletimizin vicdanını rahatlatmalıdır. Değerli basın mensupları, en az 15 Temmuz kadar darbe girişiminden sonrası da ülkemiz açısından zorlu bir süreç oldu. Darbe girişimi sonrası toplum büyük bir travma yaşadı. FETÖ, yalan haberlerle yurt dışında ülkemiz aleyhine karalama kampanyaları yürüttü. Ekonomimiz de bu saldırıdan olumsuz etkilendi. Allah'a şükür, birlik ve beraberliğimiz sayesinde bunların hepsini kısa sürede atlattık. Hükümetimizin bize de istişare içerisinde aldığı önlem ve yaptığı reformlarla hızla toparlandık. Daha darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçmeden ekonomide %5'lik büyüme yakaladık.
istihdam rekorları kırdı. Bu yılın ilk 6 ayında tam 1 milyon 200 bin insanımıza yeni istihdam sağladık. İhracatımızı rekor düzeyde artırmaya başladık. Yabancı yatırımların güvenini yeniden kazandık. Çok açık ifade ediyoruz ki Türkiye dünyanın en zor stres testinden başarıyla çıkmıştır. Emin olun bizim son bir yılda yaşadıklarımızı başka bir ülke yaşasaydı bir daha ayağa kalkamazdı. Ama biz dimdik ayaktayız. Böyle bir coğrafyada en zor koşullar altında hiç kimsenin yapamayacağını yaptık. Ama rehavete kapılmayacağız. Yapacak daha çok işimiz, büyük hedeflerimiz var. 15 Temmuz sonrası toparlama sürecini tamamladık. Şimdi yeni bir atılım sürecine baş atmamız gerekiyor. Ayağımızdaki prangayı çözdük, şimdi koşma zamanı. Büyümede, istihdamda, ihracatta yine rekorlar kırmalıyız. Vatandaşlarımızın refah seviyesini daha da artırmalı, demokratik kazanımlarımızı güçlendirerek ileriye taşımalıyız. Bütün bunlar için ortak akıllara ve istişare içerisinde yeni bir reform süreci başlatmalıyız. Burada yurt dışındaki dostlarımıza da sesleniyoruz. Aldığı yaraları saran milletimiz, bu büyük demokrasi sınavının birinci yılında bütün dostlarını yanında görmeyi arzulamaktadır. Dostlarımızı iftira kampanyalarına değil, gerçeklere kulak vermeye, buna göre tavır almaya davet ediyoruz. FETÖ ile mücadele dost ve müttefik devletlerine de desteklerini bekliyoruz. Kaynağı ne olursa olsun, darbe ve terör insanlık suçudur. Ancak birlikte çalışırsak daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz. Bizler ülkemiz ve milletimiz için şimdi daha büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye'yi büyük hedeflere taşıyacağız. Üzerine basarak bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye'nin sivil toplumu olarak 15 Temmuz'u asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Ülkemizin geleceğini inşa ederken yaşadıklarımızdan aldığımız dersler bize ışık olacak. Biz bu ülkenin geleceğinden umutluyuz. Gücümüz milli irade, hedefimiz büyük Türkiye. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.